İşte. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Nehmadullahi ta'ala ve nesafir ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lah. Ve eşhedü enne seyyidina Muhammeden abduhu, habibuhu ve resuluhu. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ezvacihi ve sebettabi khulafen rahşidin mehadim min ba'di. وزلمت على التحقيق وزلمتهم على الميت خلف رسول الله على التحقيق عمر المؤمنين حضرت ابو بكر عمر عثمان وعلي وعلى بكر صحابة التابعين رضوان الله عليهم اجمعين يا ايها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى ان الله حمل الذين قوى الذين هم محسنون الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün hamdü senalar Allah'adır. Bütün hamdü senalar Allah'adır ki o ilk, son, açıktaki, gizlideki, her şeyi bilen ve bütün gücün ve kuvvetin sahibi olandır. Salat ve selamlar o seçilmiş peygambere. Hasan ve Hüseyin'in büyük babası mübarek peygamberimiz Sayyidina Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam olsun. Salat ve selamlar ona, onun soylu ailesine, mübarek sahabe-i kirama, özellikle dört hulefe-i raşidin, Hazreti Ebubekir Sıddık, Hazreti Ömer el-Faruk, Hazreti Osman el-Gani, Hazreti Ali el-Murtaza ve onları son güne kadar takip edenlere olsun. Salat ve selamlar bu manevi yolun sultanı Haceganlara olsun. Salat ve selamlar Osmanlı sultanlarına, Allah ve peygamber aşkıyla bu mübarek muazzam İslam saltanatını kuranlara olsun. Allah onları sevenleri sevsin. Allah onlardan nefret edenlere lanet eylesin. Amin. Allah onların haklarının iadesini hızlandırsın. Eyyuhel müminun.
Bu mübarek cuma gününe hoş geldiniz. Zülhicce ayının 12. gününe. Ey inananlar, biz Allah rızası için seyahat ediyoruz. Bu seyahatte başka inananları da görmek için seyahat ediyoruz. Ve bu seyahati şeyhimizle beraber yapıyoruz. Şeyhimizi ziyaret etmek için yapıyoruz. Bu en güzel seyahat şeklidir. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyuruyor. Bir kişi başka bir kardeşini ziyaret çekmek için kasabasından yola çıktığında Allah ona bir melek yollar. Attığı adımları izlemesi için. Melek o kişiyi izlemeye başladığında ona sorar, nereye gidiyorsun? Seyahate çıkan kişi ise der ki, başka bir kasabada yaşayan kardeşimi ziyarete gidiyorum. Melek o kişiye sormaya devam eder. Senin ziyaret edeceğin kardeşine bir iyilik borcun mu var? Seyahat eden cevaben söylüyor. Hayır, onu seviyorum ve Allah rızası için ona gitmeye çalışıyorum. Ve melek ona cevap verir. Ben Allah'tan yollamış bir müjdeciyim ve Allah'tan sana müjde ediyorum ki sen o kardeşini nasıl seviyorsan Allah da seni öyle seviyor. Biz evlerimizden bir Allah dostunu ziyaret etmek için çıktık. Denizleri ve okyanusları, dağları ve vadileri aştık. Geniş ve dar yolları aştık bir Allah dostlarını görmek için. Bizi buna çeken sadece ona olan aşkımız ve sevgimizdir. Allah dostlarını sevenler hiçbir zaman yalnız kalmayacaktır. Kim ki onların sohbetinde bu dünyada olurlar, ahirette de onun sohbetine kavuşurlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Hiç kimse kıyamette beni bana sevdiği arkadaşlarının hakkını isteyen kardeşleri kadar ısrarlı olmayacak. Ki onlar kıyamet gününe geldiklerinde arkadaşlarının güvenliği için benden isteyecekler. Onlar cennete girdiklerinde ve arkadaşlarını görmediklerinde onları çağırarak diyecekler ki, biz onlara şefaat etmek istiyoruz ya Rabbi. Bizim kardeşlerimizi kurtar. Onlar bizimle beraber namaz kıldı, oruç tuttu, bizimle beraber sevaba girdiler. Bunu söylediklerinde Allah Zülcelal buyuruyor. Gidin ve cehennemden kalbinde bir dirhem kadar bile olsa iman olanları o cehennemden çıkartın. Ve ondan sonra Allah onlara tekrar söylüyor. Gidin. Yarım dinher dahi kalbinde iman olanları cehennemden çıkarın. Allah ondan sonra tekrar buyuruyor. Gidin ve cehennemden bir atom zerresi kadar imanı olanları çıkartın. Ve böylece şefaat etmek isteyenler tanıdığı herkesi cehennemden çıkartıyor. Biz bu adaya bir veliyi, sahibi Seyf Şeyh Abdülkerim el-Kıbrıs'ı Rabbani Kaddesallahu Sırrı ziyaret için geldik. Bizim kalplerimizin efendisidir o. Biz onun layık olduğu övgüyü, onun layık olduğu makamları anlatmaya kalksak, Allah'ın bize bu dünyada verdiği vakit yetersiz kalır. O öyle bir hayat yaşadı ki onlarca hayata bedeldi. Hayat süresi muazzam uzundu yaptıklarıyla. Bütün dünyayı salladı tek başına. O Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nazarı altındaydı. Onun bakışları altındaydı. Bütün alemler onun ismini biliyor. Bütün arş onun ismini biliyor. Gaziydi, veliydi, sıddıktı, hakkaniydi, sultandı. Bütün bu kelimeleri onu takip etmek için kullanabiliriz. Bütün bu makamlar ve somberler kullandığımız kelimeler onun büyüklüğünü gösterir. Onu böyle büyük ve özel kılan neydi? Onun gibi birisi, onun ruhunun bu yüceliği yüzyıllar boyunca sadece bir kere gelecek şekilde niye bu kadar özeldi? Çünkü Allah rızası için, Allah aşkıyla yaşıyordu. Çocukken, gençken, genç bir adamken, yaşlılığında hep kalbi Allah rızası için atıyordu. Bugün Allah rızası için ne yaparım diyordu. Allah'ın sancağını, Resulullah'ın sancağını nasıl açar ve yükseltirim diyordu. Peygamberimizin sancağı ufukta kaybolduktan sonra onu nasıl yükseltirim diyordu. Şeyhinin, sultanın, evliyanın sözlerini nasıl dünyaya yayarım diye dert ediyordu. Ve bu aşkla yanıp tutuşup Allah rızası için koştururken İzmir'de tutuklandığında söyledikleri aslında kendini de anlatıyordu. Ben Allah'ın askeriyim. Ben Allah için konuşuyorum. Başka hiçbir şeyden korkum yok. Sadece Allah'tan korkarım. Sadece Allah aşkıyla Allah'tan korkarım. Ben günlerimi Allah rızası için yaşıyorum. Allahu Ekber. Onun hayatı bu sözlerinin kanıtıdır. Onun hayatı bu sözlerinin her gün yaşayan kanıtıdır.
Kıbrıs'ta olsa, Çin'de olsa, Hindistan'da, Manhattan'da olsa, burada olsa, dağ başında da olsa, aldığı her nefeste, yaptığı her işte kalbi her daim dergah için atıyordu. Kurduğu dergahlarla Allah rızası için koşturuyordu. Hayatı bunun yaşayan kanıtıydı. Allah Sübhane ve Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de söylediği gibi, bir kişinin sözünün peşinden amelinin yapmamasını nefret eder Allah. Ey inanan! Niçin söylediklerini yapmıyorsun? Allah indinde sözünü yetirmeyen kişi gerçekten de nefret edilir. Biz sahibi Sevşi Abdülkerim el-Kıbrısi Hakkani Hazretlerini takip ediyoruz diyoruz. Ama onun gibi bir hayat yaşıyor muyuz? Onun gibi o vazifeyi kendimize destur edinip her günümüzü öyle geçiriyor muyuz? Allah korkusuyla koşturuyor muyuz? Sadece Allah ve Resulü için yaşamaya çalışıyor muyuz? Ümmeti Muhammed hakkında korku ve dert çekiyor muyuz, hissediyor muyuz? Hakkın nurunu bu dünyaya getirmek ve batılın karanlığını bitirmek için uğraşıyor muyuz? Şeytana ve nefsine köle olmuş o azap içinde acı çeken insanlara yardım eli uzatıyor muyuz? Bizim de şeyhimizde bulduğumuz gibi o huzura ulaşmaları için insanlara herhangi bir çabada bulunuyor muyuz? Yoksa işi sadece söze döküp aman benim sahibi seyfim, aman benim şeyhim deyip sadece sözde mi kalıyor sevgimiz? Ben onunla rabıta içindeyim. Ben onun videolarını seyrediyorum. Onun gibi de giyiniyorum. Onun gibi zikirlerini seyrediyorum. Onun için özelim ve onunla özel bir bağlantım var mı diyoruz. Biz böyle saçmalıkları kabul edecek durumda değiliz. Şeyhimiz böyle bir saçmalıkları kabul etmez. Çünkü bir kişi hakkında öğrenmek istediğinde onun sorduğu ilk soru o anda olması gereken yerde değilse nedir bu kişi, nerededir bu kişi diye rapor isterdi. Onun için kendi raporunuza bakın. 11 yıl geçti, nasıl bir raporunuz var? Ne yaptınız, neler yaptınız? 11 yıl boyunca yaptıklarınızın ne kadarı kafidir, yeterlidir? Yeterli hissediyor musunuz? Onun göreviyle görevlendiniz mi? 11 yıl boyunca onun yolunda ne yaptınız? Koşturdunuz mu? Yoksa onu düşündüğünüzde ağlamakla mı geçiriyorsunuz gününüzü? Sizin ağlamanızı istemiyoruz. Ağlamanızı istemiyor şeyhiniz. Uyan destanınızı uyandırmak istiyor. Allah'a kul olmanızı istiyor. Mevlana Celaleddin Rumi Kaddesallahu sırrı Hazreti Şems'i böyle açıklamıştı. Bir aslanın annesi ölmüştü bir zamanlar. O aslanı bir koyun büyütmüştü. O aslan kendini koyun zannetti bütün hayatı boyunca. Koyun gibi yiyip içti, koyun gibi yaşadı. Sonra ormanda dolaşırken başka bir aslana rastladı. Ve aslan ona dedi ki, ey sen aslan, ne oldu sana böyle? Niye bu haldesin? Olmaman gereken bir halde kendini başka bir şey zannediyorsun. Gel buraya, gel göle ve kendimize bakalım yansımamıza. Bir aynada kendini göstereceğim. Kendinin ne olduğunu göreceksin. Evet, aynen bu şekilde şeyhin rolü de Şems Hazretlerinin bana olduğu gibi bana kim olduğumu göstermektir. Ki ben de kuzu gibi belemekten, geceleri ağlamaktan, korku içinde yaşamaktan kurtulayım. Sahibi Seyf bize gelip kim olduğumuzu gösterdi. Bizi kendi istediğimiz gibi yaşamamız için değil, kendimizi bulmamız için, o yansıyan suyun içindeki gerçeğimizi bize aynı olmayı gösterdi. Sahibi Seyf hiçbir zaman yapacağı işi başsız bırakmadı. Hiçbir zaman o görevini bu yolda yaptıklarını bir efsun gibi yapmadı. O hiçbir zaman ya cemaatini başsız bırakmadı. Hiçbir zaman. Onun için kendinize iyi bakın. Takip ediyor musunuz yoksa rol mü kesiyorsunuz? Kendinize bakın ve kendinize hesaba çekin. Onu gerçekten takip ediyor musunuz yoksa rol mü kesiyorsunuz? Kendinizi onun müridi addediyorsunuz. O iddiada bulunuyorsunuz. Ama bu dünyada bu hayatımızı yaşıyorken istemeyizi yapıp istediğin şekilde keyfe kadar yaşayıp onu takip ediyorum diye iddia etmek olur mu? Ondan aldığınız nuru hak yolda yaşayacağınız yerde şeytanlara teslim edip harcıyorsunuz. Böyle yapan kişi ahirette onunla beraber olamaz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, Bismillahirrahmanirrahim. Ben havuzda olacağım. O cennet havuzunun başında benle beraber olması gerekenleri bekleyeceğim. Gelmesi gerekenlerden bazılarının bana ulaşması engellenecek ve diyeceğim ki, ya Rabbi, ümmetim, ümmetim,
Ama bana cevap olarak gelecek denecek ki sen bu dünyadan daha çıkmadan, çıktıktan hemen sonra neler yaptıklarını bilmiyorsun. Sen gittikten sonra neler yaptıklarını bilmiyorsun. Onlar topuklarının üstünde geri dönüp yoldan çıktılar. Onun için kendinize dikkat edin. Sahibi Seyf'in sözleri üzerinize imtihandır. Kendinize imtihan edin ve sorgulayın. Kaddesallahu sırrı buyuruyor. Ben Allah ve peygamber yolunda devam edeceğim. Kim ne yapmış hiç umurumda değil. İsteyen bana saldırsın ama bunu iyi anlayın. Eğer Allah rızası için yaşadığınızı iddia ediyorsanız, eğer benle beraberseniz, eğer benle beraber bir yoldaysanız, bu yolda bana yardım edeceksiniz. Bu yolda benle beraber olacaksanız bana sıkı tutunacaksınız. Yoksa uçup gidersiniz. Onun için uyanın, kendinize gelin, iyi amellerinizi yerine getirin, iyi şeyler yapın. Size dünyevi bir şey veremem, doğrudur. Ama sizi Allah'ın ipiyle sizi sıkı sıkı tutuyorum. O Allah'ın ipidir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Evliyaullah'a teslim etmiştir. O da cemaatini tutar. Eğer buna sıkı tutunuyorsanız kazananlardan olursunuz. Yoksa ihanet edenlerden olursunuz. İhanetinizi edin, umurumda değil. Beni rahatsız etmez. Ben ihanet gördüm diye uykumu kaybedecek değilim. Benle beraber kim varsa bilsin ki Allah'a yemin ettim. Yıllar önce yemin ettim. 22 yaşındayken yemin ettim. Ben bu yolda kurban olacağım. Rabbime kurbanım dedim ve Allah'a yemin ettim. Eğer benim önümde oğlum dursa, karım dursa kim olduğu önemli değil. Ezer geçerim. Gözümü bile kırpmam, ezer geçerim. Kimi seviyorsam, ihanet ettiyse, bu yoldan çıktıysa Allah'tan onun aşkını benim kalbimden, onun sevgisini benim kalbimden almasını isterim. Eğer bu yoldaysanız hoş geldiniz. Bu yoldaysanız benimle beraber yapacak işiniz var. Eğer bu yolda değilseniz bırakın. Yavaş yavaş gidin. Bana ne kadar yakın olduğunuz umurumda değil. Gidin ve karanlığın içinde yok olun. Belki başkalarının yanında, başka yerlerde iyi olabilirsiniz. Elhamdülillah. Ama benim farklı bir görevim, farklı bir yolum var. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sahibül Seyf hakkı konuşur. Ve işin gerçeği değişmez. Onun sözlerinin gerçeği hiçbir zaman değişmez. Onun için 11. yılında tarafınızı iyi seçin. Ya bu yolda ya bu hizmette durun. Kendi uyanan destanınızı uyandırın. Yoksa kalabalığın içinde kaybolup gidersiniz. Allah hiçbirimizin böyle yoldan çıkıp kaybolup gitmesine izin vermesin. Allah kalplerimizi açık ve uyanık tutsun. Allah şeyhimizin göreviyle görevlendirsin. Onun işiyle meşgul olalım. Allah kalbimizin aşk ile kalbimizin şeyhimizin aşkıyla atmasını sağlasın. Allah aşkımızı arttırsın. Habibinin uğruna, şeyhimizin uğruna. Allah bizim ellerimizin hümmet için hizmet etmesini sağlasın. Allah İslam sancağını yükseltmemizi sağlasın. Allah Osmanlılara hizmetimizi Mehdi Aleyhisselam'a ulaştırıp ona hizmet edenlerden eylesin. Allah Sübhanehu ve Teala bizi sahibi Seyf'le beraber olanlardan eylesin. Hem dünya hem ahirette. Amin. Estağfurullah. 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 La ilahe illallah. La ilahe illallah vahdehu la şerike la lehul mulku ve hamdu kulli şeyin kadir. La ilahe illallah vahdehu la şerike la lehul mulku ve hamdu kulli şeyin kadir. La ilahe illallah vahdehu la şerike la lehul mulku ve hamdu kulli şeyin kadir. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu zalimin. Subhun kudusun rabbil arabin malaikatu ve subhun kudusun rabbil arabin. İnna dinna indallahi l-islam. Kâme salâ. Allahümme salâ. Rahmanirrahim.